Evet arkadaşlar, hepiniz Drone Kadraj kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde gözde olan drone, yani insansız hava araçları kategorisinde gerçekten gözde bir cihazla karşınızdayım. Xiaomi firmasının üretmiş olduğu Mi 4K drone arkadaşlar. Ben yaklaşık bir hafta önce aldım. Birkaç kere uçuş yaptım. İlk kutu açılışı değil tabii ki. Şurada görmüş olduğunuz kare kodda cihazın Sivil Havacılık Kurumu'na kayıt olduğu, yani kayıtlı bir cihaz olduğu anlamına geliyor. QR kodda sizin bilgileriniz var. Tarattığınız zaman drone'un sahibi kim, pilotu kim, hepsi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, Xiaomi marka drone'un Cirbest'ten aldım. Yaklaşık 9 günde Türkiye'ye ulaştı. Ben seri numarasını gümrük memurundan teslim aldıktan sonra Sivil Havacılık Kurumu'na hazırlamış olduğum evrakları teslim ettim. Ardından 2 gün, bir günde resmi tatilde onu saymayalım. 2 gün içerisinde evraklarım tamamlandı. Sivil Havacılık'tan almış olduğum uygunluk belgemle beraber Ankara'daki gümrük müdürlüğüne gidip gümrük vergisini de ödedikten sonra ürünümü teslim aldım. Ben şu ana kadar bir kere uçuş yaptım. Zaten daha dediğim gibi cihaz çok yeni. Kutu ilk açılımda karşınızda direkt drone'u görüyorsunuz arkadaşlar. Batarya üzerine takılı bir şekilde geliyor. Pervane koruyucuları burada. 4 adet köpükten bulunuyor. Bunları çıkaralım. Evet arkadaşlar, pervane korumalıklarını söktükten sonra drone'u alıyoruz. Bataryanın şuradaki butonuna buradan da destek alarak basıp yukarı doğru çekiyoruz. Bu drone'un 4K modeli olan arkadaşlar. 4K olan modeller bu şekilde gold renginde. Diğerlerinde sanırım turuncu gibi bir renk var. İşte burada bataryanın hangi voltajlarda şarj olması gerektiğini, kaç amper olduğunu, 5100 mAh'miş mesela arkadaşlar. 15.2 volt ve 17.4 volt tas sahip bir bataryaymış. Yanlarda görmüş olduğunuz iki tarafta da bulunan ikili soketler bataryayı harici olarak şarj etmemizi sağlayan elektrik girişleri. Bataryayı da böyle bırakıyorum. Evet arkadaşlar, drone çok hafif değil ama taşıyamayacağınız kadar çok ağır da değil. Buralarda GPS sensörleri mevcut. Yine şu görmüş olduğunuz ayaklar tamamen makaslı ve tırnaklı bir sisteme sahip. Bu şekildeyken direkt aşağıya doğru katlayıp şu sesi duyuyorsunuz. Bu çıt sesini duyduktan sonra ayaklar kilitlenmiş demektir. Yine açmak için şuradaki çubuğu yukarıya doğru çekip aynı zamanda da ayağı aşağı doğru bastırıyorsunuz. Batarya yuvası burası arkadaşlar. Zaten sadece tek bir şekilde girer. Mesela bu şekilde batarya takamazsınız. O yüzden herhangi bir yanlış ya da ters takma konusu söz konusu değil. Altta görmüş olduğunuz bu kapak, şuradaki tırnağı yukarı çekerek açılan bir kapak. Burası gimbal yerimiz arkadaşlar. Gimbal'ı montaj yaparken tekrar göstereceğim. Kapağı da buraya koyuyorum. Drone'umuzu da şöyle kaldıralım. Kutunun içerisinde alt kısımda drone'umuzun parçaları, şöyle çevireceğim daha rahat anlatabilmem için. Drone'un içerisinde arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 5 ayrı kutu var. Şu an 5'in kutunun içerisinde olduğu için size göstereceğim sırasıyla. Birinci kutuda drone'a montajı, daha doğrusu demontaj halinde gelmiş olan pervaneler var. Bu pervaneleri bir takım da yedeği mevcut arkadaşlar. Firma bizim bunları çok sık kırabileceğimizi anlayıp bir adet takım olarak göndermişler. İnternetten de, yurt dışı sitelerinden de ya da Xiaomi Türkiye grubundaki Abdullah Çimen adlı arkadaşımızdan da yedek parçaları temin edebilirsiniz.
Pervaneleri de kenara kaldırıyorum. Biraz sonra onların montajını yapacağız. İkinci kutuda bende boş gelecek. Sadece kitapçıklar var. Normalde ikinci kutuda arkadaşlar pervane korumalıklarınız geliyor. Ben pervane korumalığı almadığım için ikinci kutu boş geldi. Az önce bahsetmiş olduğum 5. kutuda da kullanım kitapçıklarınız, işte garanti belgesi falan. Ben sivil havacılıktan almış olduğum belgelerin içerisinde olduğu için bunları böyle yapıp kaldırdım. Üçüncü kısımda benim en sevdiğim parçalardan bir tanesi gimbal'ımız var arkadaşlar. Gimbal 4K kalitesinde video kaydedebiliyor. Bu videoları şuraya takmış olduğunuz micro SD hafıza kartına kayıt alıyor. Kesinlikle en az 32 ama tercihen 64 GB U3 yani 4K kalitesinde video yazabilme hızına sahip olan hafıza kartı tercih etmelisiniz. İnternet sitelerinden buna uygun rakamlarda bulabilirsiniz. Buradaki USB girişi arkadaşlar, micro USB girişi, gimbal'ı bilgisayar ya da cep telefonunuza bağlayarak SD kartı sökmeden içerisindeki veriye ulaşabilmenizi sağlıyor. Gimbal'ı çok kaliteli. Ben o kadar sert manevralar yaptığım halde herhangi bir titreşim ya da bir bozukluk, sağlantı hissetmedim. Zaten test olarak çekmiş olduğum videoyu kanalımda paylaşacağım. Sizler de izleyip yorum yaparsınız. Aynı 3. kutunun içerisinde arkadaşlar burada çok kaliteli bir kumanda var. Şu şekilde korumalı olarak geliyor arkadaşlar. Kumandalarımız, antenlerin üzerinde koruma jelatinleri. Şu şekilde bir kumanda arkadaşlar. Kumandamızın alt kısmında bir soket yerleri var. Bunlardan bir tanesi kumandayı şarj etmek için. Bir diğeri ise kumandaya bağlayacağınız telefonunuzu bağlantı aparatı için. Buraya isterseniz kablo takıp telefonunuza USB ile bağlayabilirsiniz. İsterseniz de az sonra göstereceğim USB wireless aparatıyla telefonunuza wireless bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu az önce bahsetmiş olduğum kablolu bağlantı için. Bunun bir ucunu kumandanıza, diğer ucunu telefonunuza. Telefonunuzu nereye takıyorsunuz? Onu da burada düşünmüşler. Şu aparat çıkıyor. Eğilebiliyor. Güneşe, gölgeye göre ayarlayabiliyorsunuz. Araya telefonunuzu koyuyorsunuz, bırakıyorsunuz. Şu şekilde de bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben ilk uçuşumda kabloyla uçmadım. Şöyle göstereyim size. O kadar sağlam kutu yapmışlar ki arkadaşlar, emin olun bu kutunun eskimeyeceğini garanti edebilirim yani. Şu görmüş olduğunuz wireless aparat arkadaşlar. Kumandaya bunu taktıktan sonra telefonunuzun wireless ayarlarına girip M623 gibi bir kodu var. Wireless kodu. O modeme bağlanıyorsunuz. Şifresini de açıklama bölümüne yazacağım. Kumandamızı kaldıralım. Gimbal'ımızı alalım. Hemen kısaca şu 4 nolu kutuyu da göstereyim arkadaşlar. Atlamadan olayı da. 4 nolu kutuda da drone'u, daha doğrusu drone'un bataryasını şarj etmemiz için böyle bir şık bir batarya geliyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sokete az önce söylemiş olduğum girişe takıyorsunuz. Drone'unuzun bataryasını şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Gayet kaliteli bir malzemeden üretmiş. Zaten Mi'nin ürünleri genelde kalitelidir. Bu Türkiye prizlerine çevrilmek için bir aparat verilmiş bize. İçerisinde geliyor kutu içerisinde.
Burayı da herkesin bildiği gibi buraya takıyorsunuz. Fişe takıyorsunuz ve drone'unuzu şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunları kaldıralım. Drone'u masa üzerine ayarlayıp tekrar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, drone'umuzun montaj kısmına geçelim. Bataryayı zaten göstermiştim. Ters takma şansınız yok. Bu şekilde karşıdan destek alarak çıt sesini duyana kadar bastırıyorsunuz. Bataryanızın tamamen oturduğundan kesinlikle emin oluyoruz arkadaşlar. Pervaneler çok hoşuma gitti aslında arkadaşlar. 2 tane gold, 2 tane de gri pervane var. Gold olanların yerleri şu şekilde belirlenmiş. Grilerin yerleri de bu şekilde belirlenmiş. Gri, gold, gri, gold. Bu şekilde montajını yapıyorsunuz. Grileri, grilere, goldları, goldlara takıyorsunuz. Pervanenin alt tarafında bulunan tırnak kerti gibi bir yer var arkadaşlar. Üst taraftan da kilit mekanizması geliştirilmiş. Çok pratik, çok basit. Kamerayı biraz daha yakın alırsam size montajın nasıl olduğunu gerçekleştirip göstermek istiyorum. Kilit açık yönündeyken, kamera odaklıyor mu bilmiyorum ama kilit açık yönündeyken, yani şu şekildeyken, ok açığı gösteriyorken pervaneyi oturtturuyorsunuz hafif manevralarla. Daha sonra bastırıp çeviriyorsunuz arkadaşlar. Çevirip söktüm, oturtturdum, bastırdım, aşağı doğru yaylı. Yayını bastırıp üzerine kilidi çevirdikten sonra pervaneyi takmış oluyorum. Hemen diğerine geçelim. Gri pervaneleri, gri yerleri, goldları, gold olan yerlere takmayı unutmayın. Lütfen o kısma çok dikkat edin arkadaşlar. Griyi, gold olan yere zorladığınız zaman büyük ihtimalle içerideki yuvayı bozacaksınız. Arkadaşlar genel olarak drone'umuz aslında hazır. Ama en çok eksiğimiz olan yer gimbal'ımız. Gimbal'ın montajında size bir ipucu gibi söyleyebilirim. Ayakları kapatın arkadaşlar. Tırnaklarından göstermiş olduğum gibi. Kapattıktan sonra gimbal'ınızın buradaki pinleri karşılıklarına denk gelecek şekilde, şuradaki çıkıntı kertisinin de buraya denk gelecek şekilde oturtuyoruz ve üstten değil alt taraftan hafifçe bastırıyoruz. Gimbal'ımız oturdu. İlk tıkı duyduktan sonra tekrar bastırın. İkinci bir çıt sesini duyacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra şu kilit rahat bir şekilde karşıya geçiyorsa gimbal'ınız tamamlanmış demektir. Ayaklarımızı açıyoruz ve ürünümüz hazır. Açma kapama kısmını da kısaca anlatayım arkadaşlar. Bataryayı bir kere bastığınız zaman sadece batarya doluluk oranını görüyorsunuz. Bir kere basıp çekip hızlıca tekrar basılı tuttuğunuz zaman drone'umuz açılmaya başlıyor. Bu şekilde 7 uçuşunda da çok güzel olacağını düşündüğüm aydınlatmaları var. Kumanda da aynı şekilde arkadaşlar. Bir kere açma tuşuna basıp çekip tekrar hızlıca ikinci kere basıp bekliyoruz. Şu an gimbal ayarlama yapıyor. Kendi kalibrasyonunu yaptı. Kumandayı da aynı şekilde basılı tuttum. Kumandamız açıldı. Benim buraya telefon bağlayıp drone'la bağlantı kurmamı bekliyor. Telefonla bağlantı kurup drone'la bağlantı kurduktan sonra size bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Herhangi bir yedek parça ya da onarım, kırılım durumları yaşıyorsanız, yani bir kırım yaşadıysanız ve bunu onarılmasını istiyorsanız Xiaomi Türkiye WhatsApp grubumuzda açıklamayı hemen videonun altında koyacağım. WhatsApp grubundan davet linkini göndereceğim. Abdullah Çimen adlı arkadaşımızda her türlü yedek parça tedariği mevcut.
her türlü onarımında, tamiratında kendisi yapıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Drone Kadraj kanalından iyi günler dilerim.